Evinizde gördüğünüzde kaçmanıza sebep olan bir böcek var ki o da ev çıyanı. Görüntüsü insanlar için ürkütücü olan bu böcek, siz görseniz de görmeseniz de birçok insanın evinde yüksek ihtimalle bulunmakta. Hatta ev çıyanı denmesinin sebebi de evlerde sık rastlanan çıyan türlerinden biri olduğu için. Ev çıyanı diğer çıyanlardan çok daha uzun olan bacaklarıyla ayrılır. Uzunlukları 3-5-6 cm arasında değişir. Gövdesi sarımsı, gri ya da kahverengidir ve vücudunun üzerinde mavimsi ve kırmızımsı çizgiler, lekeler bulunur. Onu evde ilk gördüğünüzde ufak çaplı bir şok geçirebilirsiniz. Şayet ben oturduğum evlerin hepsinde bu böceğe denk geldim. Tabii daha çok nemli ortamları sevdiklerinden. Nem oranı yüksek illerde oturuyorsanız muhtemelen evinizde bu böcekten var. Mutfaklar, banyolar, bodrum katları, kanalizasyon boruları, depolar, inşaat alanları ev çıyanlarının en sık görüldüğü yerlerdir. İsmi ev çıyanı olsa da yaprak yığıntılarının altı, çöplerin dibi, odunların arası, kayaların ve ağaç gövdelerindeki yarıklar da ev çıyanının en sevdiği yaşam alanlarıdır. Genelde ev ortamında yaşamalarına rağmen bazı cinsler ev dışında da yaşamayı tercih edebiliyor. Ancak havalar soğuduğunda ev içine göç ediyorlar. Ve ilginçtir ki evlerindeki çeşitli böceklerden kurtulmak isteyen insanlar bu çıyana denk geldiklerinde onu öldürmüyorlar. Nedeni ise size garip gelebilir ancak oldukça mantıklı. Bunun başlıca sebebi çıyanların etobur canlılar olması. Yani evinizdeki böcekleri yiyerek yok etmesi. Sinekler, hamam böcekleri, termitler, örümcekler, pireler, gümüş böcekleri ve güveler ev çıyanı için lezzetli avlardır. Yırtıcı olan ev çıyanları ön ayaklarıyla yakaladığı avını zehrini enjekte eder ve onu öldürüp yer. Diğer çıyanlar geceleri aktifken ev çıyanının aydınlıkla ilgili bir sorunu yoktur. O hem gece hem de gündüz ortalıkta görülebilir. Uzun bacakları onu çok hızlı hareket edebilme yetisini ve iri gözleri iyi bir avcı olma özelliğini kazandırmıştır. Sadece yerde değil, duvarlarda da dolaşarak buralardaki böcekleri de kolaylıkla yakalayıp yiyebilmektedir. Yani eviniz böcek istilasına uğradıysa, bu ev çıyanları adeta böcek ilaçlama şirketinden gelmişçesine böcekleri ortadan kaldırır. Ancak böcek fobisi olanlar için bu ev çıyanları dayanılmaz derecede ürkütücü görünümdeler. Hızlı hareket ettiklerinden nereye ne zaman kaçacaklarını bilemezsiniz ve uyurken kafanızın üzerinden geçtiğini düşünmeniz bile içinizin ürpermesine sebep olacaktır. Ama emin olun bu böcek sayesinde evinizde örümcek dahi kalmayacak. Veterinerler bu ev çıyanlarının zehirsiz olduklarını ancak uyurken ağzınıza ya da kulağınıza girme ihtimalinin olduğunu söylüyorlar. Eğer böceklerden kurtulmak için tek çareniz ev çıyanı ise onları gördüğünüzde öldürmeyin. Ne kadar insan için zehir teşkil etmese de evinizde çocuk varsa ilaçlama yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu böcekler sizi sadece kendini koruma amaçlı ısırabilirler. Isırdıklarında en fazla sinek sokması kadar acı verirler. Tabii kulağınıza ya da ağzınıza girme ihtimalini düşününce acıdan daha çok tedirginlik söz konusu olmakta. Yani ev çıyanları ölümcül derecede tehlikeli olmasa da onlarla birlikte yaşamak huzursuz edici olabilir. Ben bu böceği evde gördüğünüzde şoka atladıktan sonra onun çok da tehlikeli olmadığını bilmenizi istedim. Son olarak söylemek istediğim şey, siz ne kadar onu evden uzak tutarsanız tutun, o bir şekilde evinize girecektir. En azından onu görünce korkmazsınız. Daha önce bu böceği evinizde gördüyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.